Paran var mı? Var. Zeynep mi? Hayır değil. Daha iyi bir iş arayacağım falan diyordun, arama. Alıştığım bir işim var. Gidiyorsun geliyorsun işte, boş ver. Tamam mı? Benim de kafamda planlarım var yani. Bir süre bu evde otururuz. Ondan sonra başka bir eve taşınırız. Orada da bir süre idare ederiz. Yani şey yaparız, idare ederiz. Sıkıntı yok. Merak etme. Ben motora gidiyorum. Ararım işten çıkınca. Tamam, hadi eyvallah. Efendim. Banu, günaydın. Kusura bakma, bu saatte rahatsız ettim. Pardon, ben oturabilir miyim? Tabii, buyurun. Çok teşekkür ederim. Vay. Ne haber? İyi. Seni de mi almadı arabasına o hıyar abin? Neyi? Yanımdan geçti gitti, görmezden geldi beni. Gerizekalı. Yok ya, görmemiştir. Gördü bal gibi de. Bağından korkusuna... Üf, tamam, neyse. Sen ne yaptın? Simay size yerleşmiş. Sen nereden biliyorsun ya? Önce Zeynep'ten duydum, sonra Ali ile konuştum. Benim için ne dedi Zeynep? İşte niye evli olduğunu söylemedin diye didikledi. Ya çok utanıyorum ya. Daha önce öylesine konuşurken ben ne bileyim seninle ilgilendiğini, kız arkadaşı var onun dedim. Evli olduğunu söyleyemedim tabii. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Of. Zaten ilgilendiğini bilsem de sana sormadan söyler miyim? Söylemem tabii. Çok ayıp oldu. Çok mahcup oldum kıza. Sanki bilerek saklamışım gibi oldu. Konuşmama da fırsat vermedi yani. Derdimi de anlatamadım. Neler söyledi bana? Bozulmuş işte. Boş ver onu. Sen nasılsın? Nasıl boş ver ya Cemre? Hayır, nasıl boş ver yani? Kız gelmiş bana... Ben böyle şansın içine edeyim ya. 40 yılın başında belki doğru dürüst bir şey yaşayacaktım. Benim hayatımda ne zamandır güzel bir şey olmadı. Sen biliyorsun ya. Sen biliyorsun. Nasıl bir talihtir bu ya? Ben... Zeynep'in senin için bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Yok yani... Hayır. Aşkımdan falan öldüğümden değil yani ama öyle bir ihtimal vardı. Evet. O kız o kadar gerçek ki. O kadar böyle pırıl. Ya geldi dan diye söyledi ya. Açık açık yani yalan yok.
Net. Ben öbür tarafta çamurlarda debeleniyorum. Hayatımdaki herkes yalan. Her şey. Bir şey mi yolunda gitmez ya? Ulan bir şey mi yolunda gitmez ya? Neye elimi atsam taşa mı döner ya? Bir insanın hayatında hiç güzel bir şey olmaz mı ya? O kız belki benim şansımdı. Yine yanından geçtim. Yine arkasından baktım. Çok güzel şeyler olacak senin hayatında. Ben biliyorum. Ben umudu kestim artık Cemre'ciğim. Geçmiş olsun. Ellerine sağlık hayatım. Güle güle kullan hayatım. Ama sen haftayı yine gel. Rengi sabitlemek için. Biz şöyle üstüne bir kat daha boya geçelim. Ondan sonra artık seneye kadar idare edersin. Ay şaka makama nasıl görüyor musun? Bak 2000'i beklerken al. Sana 2012 oldu. Yani yıllar ne kadar çabuk geçiyor. Hiç sorma. Yılbaşı günü açıksınız değil mi? O gün de geleceğim. Yani açığız tabii de. Ama sen de çok geçe kalma, öğleden sonraya kalma. Erken kapatabilirim. Aa öyle mi? Hmm. Evet. Yani bilmiyorum ki, belki bir program olur, bir şey olur. Abla temizlik arabası geldi. Ah geldim. Ne yaptı bunun kız? Barıştı mı Handan'ın oğluyla? Yok, ayrıldılar. Handan Hanım'ın küçük oğlu evlenmiş. Ah, Kuzey mi? Evet. Cemre çerçeveler için çok teşekkür etti. Lafı bile edilmez. Ay ay, ben sıvı sabun da satın alayım el için. Koydum. Cemre ile bir konuşmak istiyordum ben aslında. Zeynep'in bu aralar biraz canı sıkkın galiba. Onu yalnız bırakmasın diye rica edecektim. Ha, biliyorum ben o konuyu. Öyle mi? Tabii canım, merak edilecek bir şey yok. Yani Zeynep'in halledemeyeceği bir şey değil. Ben de öyle tahmin etmiştim ama nedir ne değildir bilmediğim için, yani konuyu tam olarak bilmediğimden. Yani gerekirse ben de konuşurum Zeynep'le. Ama bence çoktan halloldu o mesele. Siz öyle diyorsanız, neyse içimi rahatlattınız. Ay, iyi insan lafının üstüne gelirmiş. Şimdi kuaförde kulaklarını çınlattık. Öyle mi? Nasılsın Reza? İyiyim şekerim. Hayırlı uğurlu olsun. Oğlun evlenmiş. Gözünüz aydın. Ne oldu ki? Ay çok teşekkür ederim. Vallahi rica zahmet ederim. Oldu. Rica ederim. Herkes işine baksın. Duydun mu beni? Sana ne benim oğlum evlenmiş, evlenmemiş? Niye dedikodu yapıyorsun? Ne oluyor Handan Hanım? El aleme dedikodu yapacağına sen kendi durumuna bak. Ben de biliyorum sağda solda konuşmasını. Ama konuşmuyorum. Ne diyorsun sen be? Abla boş ver. Abla paranın üstü. Neyim varmış benim sağda solda konuşulacak? Handan Hanım! Abla gel, bırak. Bırak gel, bir sorayım bakayım neymiş onun derdi. Muhatap olmayın onunla. Hayır zorla sinir eder insanı ya. Hayır ben kimin dedikodusunu yapmışım ki? Deli mi be? Vallahi deli. Hayır durup dururken şu hale bak. Ne olmuş yani? Ben de kime söylemişim onun oğlunun gidip de evlendiğini? Dedikodu iş yapıyorsun diyor bir de bana. O ne dediğini bilmiyor. Deli ya. Resmen zır deli. Ay, aman. Yaptım canım. Yaptım. Oh. Sen de bizimle çalışırsın dedin diye çok ümitlenmiştim ben. Samimiyetimize güvenmiştim.